Selam arkadaşlar. Amerika'da Bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz çiçeklerde oluşan böcekler, sinekler ve hastalıklara karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Çiçeklerimizde hastalık, sinek, böcek varsa bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Eğer yoksa olmaması için ne yapabiliriz? Bunun için size harika bir formül vereceğim. Bu çok çok önemli. Şimdiden uyarayım arkadaşlar. Bunu bir yere not alabilirsiniz. Muhakkak ve muhakkak yaz geldi. Çiçeklerinizde sineklenme olacaktır, böceklenme olacaktır ve hatta hastalıklar olacaktır. Neden diyeceksiniz? Yaz geldiği zaman havalar iyice ısınıyor. Isındığı zaman da böcekler ve sinekler ıslak, nemli topraklarda yuva yapmaya başlarlar. Onun için de özellikle evdeki çiçekleri seçerler. Örneğin şu çiçeğimizin toprağı eğer çok ıslaksa, şöyle bakın elimle beraber dokunuyorum. Böyle çok ıslaksa böcekler ve sinekleri için tamamen harika bir yaşam alanını oluşturuyor. Bu yüzden de sineklenme çok hızlı bir şekilde başlıyor. Başladıktan sonra zaten üremeleri biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve sinekler evin içerisinde uçuşmaya başlıyor veya böcekler oluşmaya başlıyor. Bunlar da genelde fazla gübrelemeden, aşırı sıcaklardan, çiçeklerimizin evde bulunduğu ortamın sirkülasyonunu sağlayamamaktan, çok sıcak bir ortamda bulundukları için, havalandırma çok az olduğu için bu tip durumlarda çiçeklerde böceklenme, sineklenme kesinlikle oluyor arkadaşlar. Olmaması için ne yapabiliriz? Ben size bir formül vereceğim ve şu anda böceklenme ve sineklenme çiçeklerinde olan arkadaşlarımız bunu hemen uyguluyor. Eğer yoksa çiçeklerimizde olmaması için biz de uygulayacağız. Bakın çok sağlıklı. Bunlar yeni yetiştirdiğim fidanlarım. Hep gösteriyorum. Ben de olmasını istemiyorum. Yaz geldi. Ben de çiçeklerini de uygulamak istiyorum. Peki bu formülümüzde neler var? Defne yaprağını göstereceğim arkadaşlar. Bunu ilk kanalımı açtığımız zamanlarda böyle benim çiçeklerimin üzerinde görmüşsünüzdür. Şu şekilde saksıların üzerinde kuru bir şekilde muhakkak görmüşsünüzdür. Hep koyarım. Bunun kokusunu sinekler, böcekler sevmez. Tabii ki bunu biz bu şekilde kullanmayacağız. Şu anda ben size şöyle göstereyim. Defne yaprağım var 5-6 tane. Bakın 5-6 tane defne yaprağı kullanacağım. Bir diş sarımsak kullanacağım. Ve şu an kullanacağım malzemelerin hepsi doğal ve organik olduğu için çiçeklerimizi hem koruyacak hem besleyip güzel bir kür haline gelecek. Ve elimde 5 tane aspirin var. Bu aspirinler ben Amerika'da yaşadığım için biraz farklı bir aspirin. Bu bizim Türkiye'dekiler gibi değil. Birazcık daha farklı ama içeriği aynı. Sonuçta bu da aspirin. Bunu kullanacağım. Kaynar suyum var. Kaynar su kullanacağım. Ve hemen hazırlamaya geçelim. Öncelikli olarak bir tane fincanın içerisine ben defne yapraklarımı koyacağım. 5 tane kullanıyorum. 1 litre suya kullanacağız arkadaşlar. Ölçümüz 1 litre su. Ben defne yapraklarımı suyun içerisine fincanımın içerisine koydum. Ben içerisine aspirinlerimi de koyacağım. İyice erimesini istiyorum. İyice dağılmasını istiyorum arkadaşlar aspirinlerin. Bunlar çok zor dağılan aspirinler. Türkiye'dekiler gibi değil. Böyle biraz sert suyun içerisinde çözülüp dağılmasını istiyorum. Ve üzerine hemen kaynar suyumu boşaltıyorum. Bu da 1 litre suyun içerisine ilave edeceğim. Önce 1 litrelik kavanozumun içerisine alacağım ve onun içerisine sonra su ilave ederek 1 litreyi tamamlayacağız. Bunu böyle kenara koyuyorum. Şöyle önüme koyayım hemen arkadaşlar. Sonra bir diş sarımsağımı soyacağım. Bir diş sarımsak ilave edeceğim içerisine. Biliyorsunuz ben sarımsak konusunda bütün videolarımda hep bahsediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle eğer çiçek bakıyorsanız, çiçek yetiştiriyorsanız bu menekşe olması şart değil. Bütün çiçeklerinize sarımsak çok 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 faydalı. Hastalıklara karşı da koruyor. Yani bir nevi antibiyotik özelliğini görüyor. Nasıl insan vücudunda çok faydası varsa aynı şekilde çiçeklerimizin üzerinde de aynı etkisi var. Defne yaprağının faydalarını artık saymak istemiyorum. O kadar çok faydaları var ki insan vücuduna ve defne yaprağı çayı demliyorum bakın şu anda. Bu defne yaprağı çayının insan sağlığına da aşırı derecede faydaları var. Bağışıklık sistemine, sindirim sistemine, bir ağrı kesici olarak kullanabiliyorsunuz. Ve say say bitiremezsiniz faydalarını. Sarımsağımı rendeliyorum şöyle küçük rendemle beraber. Ve bunu da içerisine karıştıracağım.
sarımsağı rendelediğimiz için yani bu kürü bir gün önceden hazırlayıp bir gün sonraya bekletmiyoruz. Hepsini hazırlayacağız, soğutup anında kullanacağız. Bakın ben küçük rendemden bir diş sarımsağımı rendeledim. Onu da aynı şekilde fincanımın içerisine ilave ediyorum. Bakın fincanım burada. Sarımsağımı da içerisine ilave ettim. Rendemde kalan sarımsaklar boşa gitmemesi için şöyle fincanımın içine batırıyorum. Ve sarımsakları fincanın içerisinde kalmasını istiyorum. Çok affedersiniz. Evet, bu şekilde bekleteceğim. Aspirinler iyice eriyene kadar bekletiyoruz. Eridikten sonra iyice karıştıracağım. Ben elimi yıkıyorum müsaadenizle. Ve çiçeklerimizde hiçbir şekilde böceklenme, sineklenme olmayacak. Olan sinekler ve böceklerden de bu şekilde kurtulacağız. Defne yaprağından bahsedeyim birazcık arkadaşlar. Defne yaprağını evinizde un, mısır unu, beyaz un neler kullanıyorsanız, bu arada bunu demlendirirken bu konuda da bilgi vereyim. Örneğin şöyle kapların içerisine un koyduğunuz zaman içerisinde herhangi bir böcek, sinek olmasını istemiyorsanız bunun içerisine direkt bir tane defne yaprağı koyabilirsiniz. Bütün unlarınızın, bakliyatlarınızın hepsinin içerisine birer tane defne yaprağı koyarsanız böcek ve sinek kesinlikle yaklaşmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar bilgi olarak. Ve hemen fincanımızı güzelce karıştırıyorum. Nasıl uygulayacağımızı size anlatacağım. Bu şekilde iyice eriteceğiz. Bakalım aspirinlerimiz dağılmış mı? Şu anda dağılmış gibi gözüküyor. İyice inceliyoruz. Çok bekletmiyoruz. Sadece ve sadece aspirinlerimiz eriyene kadar. Yani illa da ne, kaç dakika beklettin derseniz bir 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Evet, iyice aspirinlerimiz dağıldı. Bunu kesinlikle çiçeklerinize uygulayın. Özellikle yaz mevsiminde muhakkak ve muhakkak uygulayın. Eğer çiçeklerinizin yapraklarında sararmalar, yapraklarında penek penek kahverengi lekeler veya beyaz lekeler oluşmaya başladıysa muhakkak bunu uygulayın. İçerisinde muhakkak bir hastalık başlangıcı vardır. Aspirinin ve defne yaprağının etkisiyle beraber içerisine bir de sarımsak koyduk. O kadar güçlü bir karışım hazırladık ki hiçbir hastalık bunun önünde duramaz. Ve özellikle çiçeklerin açmasına da çok çok büyük bir etkisi var. Aynı zamanda tamamen bir çiçek çoşturan olarak da düşünebilirsiniz. Ben uyguladığım zaman orkidelerimde şöyle dallanmalar oldu. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu ben uyguladım. Bakın ne kadar güzel dal verdi bu orkidem. Çok küçük bir orkide ve çok sağlıklı görüyorsunuz. Diğer orkidelerime de uyguladım. Ve bu şekilde yeni yeni dallar çıkarmaya başladı. Bakın bunlar hep gösterdiğim, bunlar son zamanlarda yetiştirdiğim fidan menekşelerimden ve artık görüyorsunuz yaprakları nasıl çoşmuş ve habire yaprak vermeye başladı. Ben devamlı alt yapraklarından bunları yeni yetiştirdiğim için çoğaltmalar yapıyorum. Ve son videomda da çok çok beğenerek izlediğiniz son videomda da limon kabuğuyla beraber bir köklendirme yapmıştım. Bakın artık küçücük kaplarına sığmıyorlar. Bunlar da çoştu. Aynı şekilde göstereyim yine arkadaşlar. Doğru bakımla beraber herkes menekşe sahibi olabiliyor. Bakın yavruları göstereyim şu anda size. Küçücüktü videomda. Ve 2 hafta önce çektiğim videoydu. Şu anda bir hayli yaprakları, yavruları çok büyüdü. Bakar mısınız arkadaşlar? Tamamıyla büyüdü. Bunları da göstermek istedim. Bakın harika gözüküyorlar. Ve evet, bu kadar yeterli. Bizim karışımımız şu anda tam kıvamına geldi. Hemen kavanozumuzu alıyoruz. 1 litrelik bir kavanoz aldım ben önüme arkadaşlar. Ve süzeceğiz. Hemen süzüyoruz. Fincanımızı bunun içerisine yavaşça süzeceğiz. Ve üzerine su ilave edeceğiz. Şöyle dikkatli bir şekilde dökmeden. Biraz dökülecek ama... Evet. Hemen kenara alıyorum. Karışımımız çok güzel bir şekilde eridi. Ve üzerine dinlendirdiğim bunlar dinlenmiş sular şişelerde arkadaşlar. Ve üzerine ilave ediyorum. Ve bütün çiçeklerinize bunu muhakkak uygulayın.
Şu şekilde üzerini tamamlıyorum. Bunu ne zaman uygulayacağız arkadaşlar? Çiçeklerimizin suya ihtiyacı olduğu zaman, yani çiçeklerinizi suladığınız zaman, nemlendirdikten sonra toprağını, böyle aşırı sulu olduğu zaman bir de bunu koyar dökerseniz fazla gelebilir. Yani çiçeklerinizin suyunu ilave edeceğiniz zamanı düşünün, sulayacağınız zaman. Toprakları kuruysa bunu o zamanlarda uygulayın. Şu anda hazır. Hemen şu çiçeğimin yaprakları az. Hemen buradan göstereyim nasıl kullanacağımızı. Şöyle saksılarımıza bakın arkadaşlar. Bunlara 4 kaşık yeterli. Yani şu ölçüdeki saksılarımıza 4 yemek kaşığı kullanacağız. Ve saksılarınızın büyüklüğüne göre artırabilirsiniz ve azaltabilirsiniz. Göz kararı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaşığımızla beraber kullanacağız. Şu şekilde. Şöyle gezdiriyoruz toprağına. Ve faydasını inanın kullandıktan sonra zaten siz de fark edeceksiniz. Şu şekilde bütün çiçeklerinize kesinlikle uygulayın. Ve çiçeklerinizin yapraklarının ne kadar çoğaldığını, nasıl coştuğunu, çok hızlı bir şekilde çiçek açtığını göreceksiniz. Zaten menekşeler devamlı yıl boyunca çiçekli kalabiliyorlar doğru bakımla beraber. Yani doğru bakım yaparsanız çiçekleriniz yıl boyunca çiçekli kalabilir. Çiçeklerini döktükten sonra doğru butama yaparsanız yine arkasından çiçekleriniz hemen tekrar açacaktır arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz zaman aklınıza takılan bir şey olursa da muhakkak yazın. Cevaplandırayım arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.